merhabalar ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 3-4-5 AYT matematik kitabımızda türev 1 konusunun ÖSYM tadında 3 testinin çözümlerini yapacağız. İlk sorumuzda fx fonksiyonunu vermiş ve f1'i istiyor. Şimdi dx kare bölü dx bu ne demek? D bölü dx'e baktığımız zaman bu parantez içindeki ifadenin birinci türevini al demek. O zaman fx fonksiyonumuz şöyle gelecek. Fx eşittir x karenin türevini aldı 2x. Şimdi burada ise d bölü dx kare demiş. Buradaki ifadede dx kare ifadesinde d bölü dx kareyi önce düzenlememiz gerekiyor. Yani buradaki x küpün aslında x kareye göre türevini al demek istemiş. Öyle düşünelim. Bu ifadeyi şöyle düzenlemem lazım. Değişken değiştirme yapabilirim. Yani önce diyeceğim ki mesela x kare ifadesine a desek. Buradaki x küpü de a cinsinden yazalım. X kareyi a yazalım. Çünkü normalde d bölü dx dediği gibi yani buradaki gibi gelmesi gerekiyor. D bölü dx şeklinde. Ben x kare a dersem en azından d bölü da şeklinde gelmiş olacak. Şimdi şöyle yazacağız o zaman d gelecek. Buradaki x küp ifadesini de a cinsinden yazmam lazım. Şimdi x kare a'ya eşitse x değerimiz nedir? A üzeri 1 bölü 2'ye eşittir. Bana x küp lazım. X küp de nedir? A üzeri 3 bölü 2. Buradaki x küp yerine a üzeri 3 bölü 2 yazıyorum. Paydağı da d x kare yerine a yazmıştık. D a geldi. Şimdi bu ne demek? Yine aynı şekilde parantez içindeki ifade a'ya bağlı zaten. A'nın buradaki birinci türevini al diyor. D bölü DA, A'ya göre birinci türev al. Yani A üzeri 3 bölü 2'nin türevini alıyorum. 3 bölü 2 çarpı A üzeri kuvveti bir azalttığımız zaman 1 bölü 2 geldi. Buna göre burada yerine yazalım. Artı 3 bölü 2 çarpı A üzeri 1 bölü 2. O da zaten X'e eşitti. Yani burası 3 bölü 2 çarpı X oldu. Artı burada da diyor ki D bölü DX küpü. Şimdi yine değiştirmem gerekiyor. Burada şöyle diyelim. X küpe mesela B diyelim. X küp b ise o zaman x değerimiz b üzeri 1 bölü 3 olur. X üzeri 4 değerimiz de b üzeri 4 bölü 3 olur. Yine aynı şekilde buradaki x üzeri 4'ü b'ye göre yazalım. Yani d bölü burası db geldi. Parantez içinde x üzeri 4 yerine b üzeri 4 bölü 3 yazacağım. D bölü db dediği b'ye göre birinci türevini al. Türevini aldığımız zaman da 4 bölü 3 çarpı b üzeri. Burada kuvveti 1 azalttığımız zaman 1 bölü 3 olacak. Aslında şöyle yazmayalım. Burada türevini aldığımız zaman 4 bölü 3 çarpı b üzeri 1 bölü 3 olacak. B üzeri 1 bölü 3 dediğimiz ifade neydi? X. Yani aslında şuradaki ifadeyi yazmadım. 4 bölü 3 çarpı x oldu burası. Şimdi ifadede benden ne istiyordu? F1'i. X yerine 1 yazdığımız zaman 2 artı 3 bölü 2 artı 4 bölü 3 geldi. Payda eşit diyelim. Burasını 3 ile, burasını 2 ile payda eşitlersem 2 artı, burada 9 artı 8 bölü 6. Yani 2 artı 17 bölü 6. Buradan da 12 artı 17 yani payda eşitlediğimiz zaman tekrar 29 bölü 6 değerine ulaşmış oluyoruz. İkinci sorumuzda px1 polinom olmak üzere demiş. P1 bölü 2'yi soruyor. Şimdi şöyle yapalım. Px polinomunu vermiş. Sonra px polinomunun türevini tekrar p polinomunu yazdığında birinci dereceden bir polinom elde edilmiş. Şöyle diyelim. Px polinomu burada sonuç olarak toplam birinci dereceden bir polinom geldiğine göre Px polinomu birinci dereceden bir polinom olacak. Yani ax artı b şeklinde alabiliriz. Yerine yazalım. Px yerine ax artı b yazdım. Artı p, px'in türevi. Px'in türevini aldığımız zaman da a geldi. Yani burası pa oldu. 3x'e eşit. Şimdi ax artı b'yi aynı şekilde yazdım. Artı pa. Yani px polinomunda x gördüğüm yere a yazacağım. Buradan a çarpı a artı b geldi. Yani pa polinomumuz a kare artı b oldu ve bu ifade 3x'e eşit. Şimdi buradaki ifade eşitlik yaptığımız zaman x'in katsayısı 3. Burada sadece x'in katsayısı burada a var. O zaman a değerimiz 3'e eşit. Sonra buradaki kısım sabit. Burada sabit 0 olduğuna göre b artı hatta 2b oldu. 2b artı a kare değerimiz 0'a eşit olacak. Zaten biz a'nın 3 olduğunu bulduk. Yerine yazalım. 2b artı 3'ün karesinden 9 0'a eşit. B'yi yalnız bırakırsak da eksi 9 bölü 2 geliyor. Px polinomumuz o zaman şöyleymiş. A ve B yerine yazacağım. 3x eksi 9 bölü 2. Bizden de P 1 bölü 2 değerini istiyor. X yerine 1 bölü 2 yazalım. Eksi 9 bölü 2. Paydalar eşit olduğuna göre eksi 6 bölü 2 yani eksi 3 sonucuna ulaşıyoruz. Üçüncü soruda türevli bir f fonksiyonu için demiş. Bilgileri vermiş. Buna göre limitinin değeri nedir? Şimdi şöyle diyelim. Burada f3 değerinin 5 olduğunu söylemiş. Buraya f3 yazabilirim o zaman. Limit x 3'e giderken fx eksi f3
x-3. Ve bu ifade bana neye veriyor? Fonksiyonun aslında 3 noktasındaki türevini veriyor, değil mi? Benden istediği ifade bu. Fx fonksiyonu vermişti zaten türevini. Burada o zaman x yerine 3 yazarsam f türev 3 değeri 3'ün küpü artı 3. Yani 27 artı 3'ten 30 değerine eşit oluyor. Dördüncü sorumuzu türevlenebilir fonksiyonlar vermiş. F türev 1 ifadesinin değeri hangisidir? Şimdi f türev, yani bunların her birinin türevi bana ihtiyacım olduğuna göre o zaman gx fonksiyonunun türevini alalım. G türev x ve burada bölüm türevi var. Kural neydi? Payın türevi önce, sonra payda yazıyorum f(x) şeklinde. Eksi paydanın türevi, yani f türev h(x) gelecek. Ve hatta bunun türevini aldığım zaman f fonksiyonun türevini aldım. Bir de içinin türevini alacağım. Yani burada tekrar çarpı h türev x olacak. Çarpı birinci, yani pay çarpı h(x) geldi. Bölü paydanın karesi. F h(x) fonksiyonunun karesini alacağım. F türev 1 demiş, g türev 0 demiş. Şimdi mesela buradaki g türev 0, o zaman x yerine 0 yazalım bu aldığımız türev fonksiyonu tamamında. X gördüğümüz yere 0 yazalım ki g türev 0 gelsin. Her gördüğüm yerde 0 yazıyorum. F h 0 geldi burası. Eksi f türev h 0 çarpı h türev 0 çarpı h 0 geldi yine. Bölü, şurada parantezimizi kapatalım. Burada f h 0 ve bu ifadenin karesi. Şimdi g türev 0'ın f 1'e eşit olduğunu söylemiş. H türev 0'ın da burada bunun da 1 olduğunu söylüyor. H 0'ın da 1 olduğunu söylemiş. Şöyle yazalım. Bunun yerine f 1 yazacağım. Eşittir. Burası da 1 çarpı f h 0. H 0 zaten 1. Dolayısıyla burası f 1 geldi. Eksi f türev h 0'ın 1 olduğunu biliyorum. Burası f türev 1 çarpı burası yine aynı şekilde 1. H 0 değerimiz yine 1. Bölü, burada da f 1 geldi ve bunun karesi. Şimdi buradaki ifadede f 1 değerini bilmiyorum. Şöyle yapalım. Burasını tekrar şöyle düzenleyeceğim. Hatta içler dışlar çarpımı yaparsak f 1'in küpü gelecek. Burada da f1 eksi f türev 1 olacak. Şimdi zaten ben buradaki f türev 1'i istiyorum. O zaman bunu tek başına bırakalım ki f türev 1 yalnız kaldığında şöyle geliyor. F1 eksi f1'in küpü şeklinde geldi. Bunu şıklarda bize B şıkkında verdiği için doğru cevabımızı bulduk. Beşinci soruda türevlenebilir f fonksiyonu için demiş. Bu fonksiyonun eksi 1 noktasındaki türevinin değeri 2 olduğuna göre. Şimdi bu fonksiyonun o zaman türevini alacağım ve türevinde x yerine eksi 1 yazacağım. Türevini almam için önce burada payın türevi, burada bölüm türevini uygulamam lazım. Bunun için önce payın türevi, yani 3x kare çarpı burada payda fx eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi, yani fx'in karesi gelecek. Bu türevi bunun. Türevinde x yerine eksi 1 yazdığımda sonucu 2 olacakmış. X yerine eksi 1 yazdığım zaman burası 3 çarpı f eksi 1 eksi f türev eksi 1 çarpı burada x yerine aynı şekilde eksi 1 yazdığım zaman burası eksi 1 olacak. Direkt artı 1 yapalım şöyle. Bölü f eksi 1'in karesi. Ve bu ifade 2'ye eşitmiş. Şimdi f türev eksi 1'in de 5 olduğunu söylüyor. Yani şurasında 5 vermiş. Düzenleyelim. 3 çarpı f eksi 1 artı 5 bölü f eksi 1'in karesi eşittir 2 geldi. İçler dışlar çarpımı yapacak olursam 3 çarpı f eksi 1 artı 5 2 çarpı f eksi 1'in karesi geldi. Şimdi benden f eksi 1'i istiyor. Şöyle desek burada f eksi 1'ler var. Değişken değiştirelim. Yani şöyle yazacağım daha sade gözüksün diye. F eksi 1'e t desem 3 t artı 5 eşittir 2 t kare gelecek. Hepsini bir tarafa alalım. 2 t kare eksi 3t eksi 5 eşittir 0. Bana t kaç olabilir diye soruyor. Çarpanlarını ayırsam 2t'ye t diyelim. Burada çarpımları 5, toplamları eksi 3 olacak. Yani şöyle söylesek, mesela buraya 5 yazsam, buradaki değerime 1 yazsam, hatta eksi 3 gelmesi için şöyle yapalım. Çarpımları eksi 5 oldu. Burada çapraz çarpıp topladığımız zaman eksi 5t artı 2t, topladığımız zaman eksi 3t geliyor. O zaman bu şekilde çarpanlarına ayrılıyormuş. 2t eksi 5 çarpı t artı 1 eşittir 0. Dolayısıyla burasını 0'a eşitlediğimiz zaman t değerimiz 5 bölü 2. Burayı 0'a eşitlediğimiz zaman t değerimiz eksi 1. T dediğimiz değer f eksi 1 zaten. Dolayısıyla f eksi 1'in değeri 5 bölü 2 de olabilirmiş, eksi 1 de olabilirmiş. Ki şıklarda eksi 1'i verdiği için A şıkkı cevabımız oldu. 6. soruda olduğuna göre demiş, 2 noktasındaki fonksiyonun
tablonun birinci türevini istemiş bizden. Yani f türev 2'yi istiyor. Şimdi limitte de şöyle bir düzenleme yapalım. X küp eksi 8 var. Burası aslında nedir? X küp eksi 2'nin küpü. Bunu ben şöyle yazsam. Limit x 2'ye giderken fx eksi f2 bölü x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4'tür bu. Ve buradaki x kare artı 2x artı 4 olmasaydı, yani şuradaki kısım olsaydı aslında bu ne olacaktı? Fonksiyonun iki noktasındaki türevine eşitti. O yüzden benim şu kısmı ayırmam lazım. Yani şöyle yapacağım. Limit x 2'ye giderken fx eksi f2 bölü x eksi 2 çarpı bir de buradaki fonksiyon yine aynı şekilde 2'ye giderken ki limiti, yani 1 bölü şöyle gelecek. Limit x 2'ye giderken 1 bölü x kare artı 2x artı 4 şekli yazabilirim. Sonuçta limitte bu şekilde ayırabiliyorduk. Çarpım dediği için tek bir limitte de yazabilirim. Böyle ayrı ayrı da yazabilirim. Ve şuradaki ifade ne olacak dedik. Bunun açılımı aslında f türev 2'ye eşittir. Çarpı buradaki değerimizi de limit x 2'ye giderken fonksiyonda buradaki ifadede x gördüğüm yere 2 yazarsam 1 bölü burada 2'nin karesinden 4 artı 4 artı 4 gelecek. Yani f türev 2 çarpı 1 bölü 12. Şimdi benden de zaten f türev 2 istiyor. Ve biz bu ifadenin açılımını yaptık ve bu ifadenin 3 olduğunu biliyoruz. Yani şurası 3'e eşitmiş. F türev 2 bölü 12 eşittir 3. İçler dışlar çarpımda yaparsam f türev 2'nin değerini 36 olarak elde ediyorum. 7. sorumuzda türevlenebilir f fonksiyonu için demiş. F türev eksi 3'ün değerini istemiş. Öncelikle bu ifadenin o zaman türevini almakla başlayalım. Sol tarafın türevini aldığım zaman çarpım türevi uygulayacağım. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci geldi. Karşı tarafından aynı şekilde türevini aldığımız zaman f türev fx eksi 2x çarpı bir de ne diyeceğiz? İçerisinin türevi, yani f türev x eksi 2 gelecek. Şimdi bana f2, f türev 2 değerlerini vermiş. Bunu bulmak için, yani bunlardan faydalanmak için x gördüğüm üzere 2 yazalım bu ifadede. 4 çarpı f2 oldu. Artı x yerine 2 yazdığımız zaman 4 çarpı f türev 2 oldu. Burada da f türev x yerine 2 yazdığımız zaman f2 eksi 4 çarpı f türev 2 eksi 2 geldi. Şimdi 4 f2'nin 4 olduğunu söylüyor. Yani şurası 4 artı f türev 2'nin de 4 olduğunu söylüyor. Dolayısıyla burası 4 çarpı 4'ten 16. F türev, şimdi f2'nin değerinin burada 4 f2 4'e eşitse f2 değeri de 1. Burası 1 geldi. Yani eksi 3 geldi parantez içi. Çarpı f türev 2'nin yine 4 olduğunu biliyoruz. 4 eksi 2'den 2 oldu. Şöyle parantez içimiz 2. Yani 20 eşittir 2 çarpı f türev eksi 3. Sadeleştirdiğimiz zaman da f türev eksi 3'ü 10 olarak elde ediyoruz. 8. sorumuzda fonksiyonun grafiği 1'e 3 noktasından geçmek üzere demiş. Gx fonksiyonunun grafiği, yani g fonksiyonunda x yerine 1 yazdığımız zaman sonucu 3'müş. G türev 1 de 0'dan farklı. Fx fonksiyonunu vermiş. Bileşke fonksiyonun türevinde 1 noktasındaki değeri de 2 çarpı g türev 1'e eşit. Eşitliklerini sağlayan k gerçel sayısı kaçtır? Şimdi bileşke fonksiyonun türevini nasıl yazıyoruz biz? F türev gx çarpı g türev x. Ve burada x yerine 1 yazmış. Yani f türev g1 çarpı g türev 1 geldi. Ve bu ifade 2 çarpı g türev 1'e eşitmiş. Dolayısıyla burada parantezimiz var. Buradaki g türev 1'ler sadeleştirebilirim. F türev g1 değeri 2'ye eşit olmuş. Şimdi benim buradaki g türev g1 değerimizin de 3 olduğunu biliyoruz ya, bunu yerine yazabiliriz. Buradan da f türev 3 değerinin 2 olduğunu elde ediyoruz. Şimdi fx fonksiyonumuzun türevini alalım o zaman. F türev x değerimiz 3x kare artı 2x artı k geldi. Türevinde x yerine 3 yazdığımız zaman 2 oluyormuş. 3 yazdık, 9 çarpı 3'ten 27 artı 6 artı k değeri 2'ye eşit. Buradan 33 karşı tarafa aldığımız zaman eksi 33, yani k değerimiz eksi 31 değerine eşit oluyor. 9. sorumuzda 2019 AYT'de çıkmış bir ÖSYM sorusu. Gerçel sayılar kümesi üzerine bir f fonksiyonu tanımlanmış ve bize g türev fonksiyonunun da sadece 0 eşitliğini sağlayan iki değeri olduğunu söylüyor. Buna göre eşitliğini sağlayan x değerlerinin çarpımı nedir? Şimdi öncelikle buradaki bileşke fonksiyonun türevini alalım. G türev fx çarpı f türev x eşittir 0. Yerine yazalım. G türev, burada fx fonksiyonunu şöyle fx diye yazalım şimdilik. Çarpı f türev fonksiyonu da alalım. 2x artı 1 değeri 0'a eşit. Şimdi bunun 0 olması demek ya burası 0 olacak ya da burası 0
0 olacak. 2x artı 1'i 0'a eşitlediğimiz zaman bunu sağlayan x değeri eksi 1 bölü 2. Şimdi bu ifadeyi sonucunu 0 yapan değerlerden biri o zaman eksi 1 bölü 2. Bir de burasının 0 olma durumu var. Burada da g türev fx ifadesi 0'a eşit olabilmesi için. Bize şöyle demişti, g türev x fonksiyonu bir tek 2 değeri için 0 oluyor sonucu. Yani burası 2 olduğunda bir tek 0'a eşit olacak. Dolayısıyla fx'in 2 olduğunu söylüyor. Fx fonksiyonu da x kare artı x eksi 4. Bunu 2'ye eşitlediğimiz zaman x kare artı x eksi 6 eşittir 0. Bu ifadeyi sağlayan değerlerimiz de buradan x değerimiz bir 2 bir de eksi 3 değeri geliyor. Dolayısıyla x'in alabileceği değerler bunlar. Bizden bunların çarpımını istemiş. Eksi 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı eksi 3. Dolayısıyla buradan sadeleştirmelerimizi yaparsak bu çarpımı 3 olarak elde ediyoruz. Evet arkadaşlar, böylece ÖSYM tadında 3 testini de tamamladık. Bir sonraki testlerimizde, yani türev 2 testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.